brokoli frizinden bahsediyordunuz. Nedir hocam? Hangi hastalıklara iyi gelir? Brokoli tohumunu biz böyle kavanozda bekletiyoruz birkaç gün. Yavaş yavaş her gün yıkıyoruz sabah akşam. Filiz oluşuyor. Bunun birleşiminde brokolinin tohumunun filiz haline geldikten sonra bitki kendini korumak için her türlü bakteri, virüs, mantar, haşereye karşı 1000'e yakın etken madde içerir. Bunlardan biri glukorafan, A hücresinde ise bir de B hücresinde mikorizan denen bir enzim var. Bu enzim herhangi bir haşere bunu yemeye çalıştığında iki hücre ezi birbiriyle karışır. Karışırsa sulforafana dönüşür. Evet, yani hocam. Glukorafan sulforafan olursa çok sert bir madde ortaya çıkar. Hiçbir haşere yiyemez, kaçar. Bitki kendini korumaya alır. 1000 çeşit etken madde var. Sulforafan bir amino asit diyelim. Bu dünyada en doğal, en etkili, her türlü bakteri, virüs, mantar, parazite karşı etkili. Yok ediyor aslında. Doğal bir. Evet. Çok çok etkili. Bu vücudumuzdaki nükleer eritrosit denen bir enzimi, NRF2 denen bir enzim, bunu harekete geçirir. Bu enzimde bütün 1000'e yakın hormonun, enzimin oluşmasına yol alır. 1000. Mesela glutatyonun oluşmasına yol alır. Glutatyon antioksidanların şahı padişahı yani. Glutatyon olmadan olmaz. Glutatyonu uyarır, onun üretimini sağlar. Glutatyon da vücudumuzdaki her türlü toksik maddeyi temizler. Karaciğeri temizler, pankreas, beyni, bütün organlar. Zararlı maddeleri aslında temizlemiş oluyor. Serbest radikalleri yok eder. Evet. Yani tüketmiş olduğumuz gıdalar mitokondrinde, hücrenin içerisinde mitokondrin var. Mesela kas hücrelerinde 2000'e yakın mitokondrin var. Yani soba gibi düşün. Sobaya odunu kömür atıyorsun, yakıyorsun. Ne çıkıyor? Kül çıkıyor, gaz çıkıyor, zehirli gaz. Hava şey olursa, lodos olursa zehirlini ülüyor atınca. İnsan vücudunda da tüketmiş olduğumuz gıdalara yanarak enerji ortaya çıkarken bir de asetik asit, laktik asit, formik asit gibi asitler ortaya çıkar. Bu asitleri vücudumuz değiştirir, dönüştürür, suya ve karbondioksite atar. Bir de serbest radikal ortaya çıkar. Oksijen gıdayı yakarken ne ortaya çıkar? Serbest radikal, hidrojen, hidroksit, peroksit, oksijen, süper oksijen anyonu, çok çok tehlikeli. -2 elektron yüklü bir gaz. Oraya buraya saldırır, DNA'lardan elektron almaya çalışır. Günde 2 trilyon DNA kırılması olur. Bu DNA'lar tamir edilemezse kişi 50-60 değil 10 yaşını bulamaz. Gider. Gider. Erken yaşlanma, çeşit çeşit hastalık. İşte burada bu normal brokolinin birleşiminde glukorafan %1. Yani hocam? Çok çok az. Filizinde 100 kat fazla. O nedenle salatasının yapılıp yenmesinde çok fayda var. Fakat bir de bunu filizin kurutularak özel bir sistemle destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktını saf sulforafana elde ederseniz 1000 kat fazla. Yani bu ne demek? O zaman iyi, ben o zaman brokoli yiyeyim. O kadar faydalıysa bir anlamı yok. Çünkü 1000'de 1 oranında. Zebzede faydalı tabii ki, iyidir, yenebilir. Ama o ekstratı önemli olan değil mi hocam? Ekstrakta 1000 kat etken madde. Evet. Filizinde 100 kat. Brokoli de çok çok az. Yani bir ton brokoli yiyeceksin ki faydasını göreceksin. Evet.